O Emre yazdı öncesinde. Ya lan tam giderken biz otoparka gidiyorduk. Çisil'i gördük. Hatırlamıyorum gerçekten. Hatırlamıyor lan, yazıklar olsun. Müsiye'nin rakunlarındayım mı? Abla keşiyor reyinizi. Ya bu Discord'taki odalar ne kadar güzel Kemal oldu ya. Kemal bana selam vermedi. Nasıl ya, bir dakika. Ama bu ya, bir hata var orada. Öyle bir şey olmaması lazım. Hadi bir kavga. Lazım. Hadi abi başlayalım. Lan Müsiye'nin rakunları neresi? Ben sen bulamadın değil mi? Bırak sen. Alo. Ben bırak, hallettim. Bırak neyse, bırak. Boş ver. Ben korkuyorum. Kemal. Kemal. Nasılsın? Çağırmaya nasıl? Vermeyelim yayıncı YouTuber. Bak sonra şey olur. Az sonra ne olur. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Merhabalar. Hoş bulduk. Sizler nasılsınız? Hoş geldiniz. Seviyeli bir yayın yapıyordum. Çok güzel. Ben de katılmaktan büyük mutluluk duydum. Brock'cum davet atar mısın? Tabii ki Eray'cım, atıyorum. Teşekkür ederim. Böyle aşkım. Ne kadar arkadaşlar ben de oyuna giriyorum. Lütfen beni. Hadi Arif başlayalım. İnanılmaz. Ya gerçekten bu arada görmedim ya. Nerede? Yayınınız çok keyifli olsa gerek. Öyle, bizim genelde bu tatta böyle chatle birlikte. Ah, eğitici, öğretici şey yayınlar. Ah çok güzel. Çok güzel, çok. Bu amına koyduğumun GTA 5'i niye açılmıyor? Diyorum. Ne diyecektim? Efendim ben sizi gördüm. Hatta Özge'yi de gördüm. Babanızı da gördüm. Kemal Beyciğim. Görüyorsun. Ha bir de görüp selam vermeyenler var. Hadi Kemal görmedi hani. Neyse. Ben değilim. Evet neyse. Ben orada her ay... Jurox büyük ihtimal sensin bu arada. Ben değilim. Neyse. Hayır ben Jurox dedim. Jurox merhaba dedim hatta. Gün evet, geçmiyor ki ün bir insanı daha farklı bir insana dönüştürmesin. Yazıklar olsun Kemal. Ya hayır bu arada hiç öyle. Ya gerçekten öyle bir şey yok ya. Vallahi öyle bir şey yok. Ben görsem kesinlikle. Ya Allah aşkına Çisil. Her yok yerde... Kemal yapmaz sanıyorum, evet Kemal yapmaz. Kemal'in öyle şeyleri yok. Buyurun. Yanlışlarımızın. Duydunuz. Beni yanlış tanıyor. Vallahi beni yanlış tanıyor ve tanıtıyorlar biliyor musun? Kim yapıyor? Hangisi? Aa bu chat. Emre değil mi? Emre. Şu an bir isim verir. Emre değil mi? Emre. Ha bir şey diyeceğim. Jurox öldü. Evet. Sen zamanında sincaplara katılmadın mı? Ben zamanında benim sincap videom da var. Ya ben Riot'tayken. Evet. Bir dakika benim bunu anlatmam lazım. Riot'tayız. Emre geldi yanıma. Bir dakika sen modu alalım. Böyle yapıyor. Yanıma gel şöyle yapıyor. Çisil sincap yapsın. Ne? Arkadaşlar inanmayacaksınız. Nasıl yani? Bakın bu soru atanları görüyorum. Nasıl yani? Sincap yapsa önce bir onda anlaştık. Sonra hani böyle sincap suratı yapma ile ilgili böyle bir sohbet geçti ama güzel sincap suratı yaparım. Fena şu, değilimdir. Şu fotoğraf. Emre duyuyor mu video? Ha video mu? Ben şey bir foto tamam. Video duruyor. Duruyor değil mi? Kedi de yaparım güzel falan. Arkasından bir tehdit mi? Ha, duruyor değil mi? O kanalı alırım bir tarafına sokarım. Çünkü çok tonlama çok şeydi. Neler dedi hani böyle... Terbiyesizlik. Ben bu kadar karıştırmayın ya. Terbiyesizlik Allah Allah, bu kadar terbiyesizlik. Ben anlamadım. İstediğin gibi konuşurum. Ben anlamadım. Nasıl istediğin gibi? Emin misin? Canım davet atar mısın? Ya bir şey diyeceğim. Çizgi şu an yayında mıyım? Nasıl yani? Şu an ben yayında mıyım? Ama Kemal'in yayınındasın. Tamam ama yayında mıyım? Aa, kanalım, bir benim kanalımda hiç dur, şey yok. Çok güzel bir yere değindik. Şu an biz bak birbirimizin yayında, evet. Yayındayken, kendimiz yayında değilken birbirimize hı-hı, böyle hı-hı. Bir takım itlik, adilik yapabiliyoruz. Bu da mı kuraldı? Mesela benim o yayında olmam yetiyor mu yine benim banlanma? Vallahi şimdi şöyle dediğim gibi mesela dedim ya raporlar bana gelmiyor diye. Ben moderasyon ekibinde çalışmıyorum. Onun için moderasyon kurallarının nasıl uygulanacağına dair de ayrıntılı bilgiye sahip değilim. Onun için bir şey söylemek mümkün değil tam olarak. Ama benim kişisel tavsiyem hani kendi kanalınızda da olsa, başkalarının kanalında da olsa arkadaşların birbirlerini zor duruma düşürecek şeylerden kaçınması yönünde olur. Kişisel tavsiyem değil. Çocuklar duydunuz mu? Ben hiç yapmam. Size peki göre. Kişisel tavsiyemlerine göre mesela ben şimdi boş bulunsam da ağzımdan bir küfür şey etse. Bu yasak ya değil şimdi, yani. Ne olduğuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir tabii. Değil mi? Ben o moderasyon yani, ekibinde değilim. Anlatıyor. Burada yapılması yani. Gereken şey TOS dediğimiz Terms of Service'i okuyup yani bizim kurallarımızı ve Community Guideline'ımızı topluluk kurallarımızı okuyup ona uygun şekilde davranmak. Mesela zaten şimdi onlara bana... uygun... Anlaşamıyoruz yine mesela dedim. Mesela bana mesela... davet atmayan bir arkadaşım var.
Ben bunu Kemal nasıl mesela? Tamam. Yok Zafercim, Zafercim bir dakika Zafercim. Bize de atmadı. Bekle. Ziyar bir şey söyleyeceğim. Ya yayında yer alan diğer arkadaşlar. Ben eve bir saniye aşağı çekemiyorum. Çizicim çok özür dilerim. Hayır. Gerçekten evet. Çok güzel muhabbet dönüyor. Çok... Rica etsem hani beni davet eder misin yayına diyor. Emre sinirleniyor. Anlamıyorum neler oluyor. Konuşturma bana Hülya'yı. Tamam arkadaşlar lütfen. Lütfen arkadaşlar. Hülya'nın kim olduğunu bilmiyorum ben. Anladınız değil mi arkadaşlar? Anladınız. Yani her an sıkıntı olur. Ben olur da ben şikayetçi olursam değil mi? Bir yayıncı olarak. Kendi yayınımı baltalayan diğer verip yayını almayabilirsin direkt. Yani en rahatı o. Bizi zorla alıyorsa yayına, bir partneri zorla yayını alıyorsa, evet, silah zoruyla. Yani öyle bir şey olduğu zaman sen kolluk kuvvetlerine başvurmanız gerekiyor her şeyden önce. Zorla alıp koyuyorsa. Aklıma çok güzel bir şey geldi. Çisil. Yandık. Birinin memleketine, değerlerine, özel değerlerine hakaret etmek, bunun olmadığını kabul etmek, aksine yanlış yönlendirme yapmak suç değil mi? Bilmiyorum dediğim gibi raporlayayım. Moderasyon ekibi bakıp değerlendirmesini yapar. Ben spesifik olarak hani raporlamaları incelemediğim için. Rapor tamam. Yani maili ne yaparlıyorsam burada da aynısını alıyorum. Hiç değişmiyor. Bir şey söyleyeyim. Çünkü bununla da hani işlerinin standardı oluyor ya. Hani başka bir cevap verirsem zaten garip olmaz mı? Kendine hani sana mailde başka şey söylüyorum. Şu başka yerde başka şu sondaki, Charmin'in şu sonundaki gülüşü bir hafta bana yedin gülüşüydü. Bu arada bak bunu sordum. Ben hiçbir şey demedim. Sadece ne kadar profesyonel bir şekilde çalıştığını dilerim. Yok şöyle. Giriyorum soru. Al abi. Bir dokuzlu şekilde eleme için soru soracağım. Abi. Sorun nerede? Canlı GTA Online'a girmiyor bu arada cidden. Evet evet. Ben size söyledim. League of Legends oynamanız gerekiyordu ama dinlemediniz beni. Ne iş geldi? Espri yapıyorum bu arada. Yok espri yapıyorum da. Ben LoL izlemeyi seviyorum biraz onu olabilir. Ciddi en çok izlediğin LoL mü Twitch'te? Twitch'te en çok izlediğim yayıncı mı? Hayır en çok izlediğim oyun. En çok izlediğim oyun. Herhalde PUBG oynuyorum çünkü bu aralar izliyorum. Çünkü deli gibi PUBG öğrenmeye çalışıyorum. Yani daha iyi. En çok izlediğin yayıncı kim? Mirket. Yerler kaymıyor yalnız. Aa ben görmüştüm. Evet. Beraber oyun oynuyoruz. Böyle benim için çok kolay bir cevap. Evet. Mirket çünkü benim ama en yakın arkadaşım. Evet ya. Otomatikman en kolay cevap bu. Ama cidden en çok da onu izliyorum. Çok yayın açmıyor ama neyse. Buradan da kendisine selam olsun. ne diyecektim? Şey diyecektim. Kanalları raporlamak için de eğer kurallarımıza uymayan bir şey olduğunu düşünüyorsanız sağ emin alt köşedeki 3 tane noktaya tıkladığınız takdirde oradan raporlama yapıyorsunuz. Bu arada ben de size aynı şeyi yapıyorum. Hani ekstra yaptığım bir şey yok. Kanala giriyorum. Uygunsuz olduğunu düşündüğüm bir şey varsa raporluyorum. Moderasyon ekibimiz inceleyip o konuyla alakalı gerekli aksiyonları alıyor. Peki boş ban atılırsa, boş rapor atılırsa? Yani bir işe yaramıyor otomatikman. Ha hiçbir işe yaramıyor ama kullanıcıya bir tabii şey oluyor. Tabii inceliyorlar. Bilmiyorum ki. Moderasyon Kemal, sormak lazım. Ben sen rapor ettim demin ha. Ben onu mu? Bak şimdi biz mesela ben etmedim. Mesela... Ben etmedim. Böyle oğlum seçeneklerde şey diyor. Emre, hayır troll değil olmuş. Mesela yayıncı normalde... yayıncı boş ya da aktif değil diyor. Ya. Ya ben gerçekten ama bak Çarmıhan'ım bunu gerçekten ben hakaret olarak kabul ediyorum ama artık ya. Kabul ediyorsun ha? Yani. Efendim tabii ki yayınınıza alacağınız kişileri tercih edenler sizlersiniz diyeyim. Ama çok kazandırıyorlar öyle böyle değil. Ekibi topladın mı var ya sablar akıyorum. Ben artık RB başı 100 lira alıyorum haberin olsun. Hayır. Çok kazanıyor ki. RB başı 25 lira Steam altını alırım Kemal'cim artık. Artık öyle yeter. Ticarete dönüşmek zorunda online'a gerçekten girmiyor bu arada. Girdi benim. Ben şu an. Ben bu arada biliyorum. Ufaktan bir kaçayım. Size de iyi yayınlar dileyim. Çok teşekkürler. Ama... Siz yayını izleyecek misiniz sonrasında? Ya şöyle yan tarafta açık çünkü işle alakalı bir şey oldu onu yapmaya çalışıyorum. Tamam ses kapalı mı açık? Bir yandan. Ses açık. Seks. Ne? Oğlum terbiyesiz misiniz lan? Hayır. Ama gerçekten dedim. Yani bu... Tamam, ses abi, açık dendi ben... yani. Ses açık dendi. Tamam gayet. Özür dilerim. Ben yanlış anladım. Şok. Özür dilerim. Öyle dediysem de ben özür dilerim bu arada. Herkes gülüyor chatte de. Yani, estağfurullah evet, utanılacak yani. Bir şey mi? Ayıp ettim. Benim sana hayatımızın bir yerinde var sonuçta. Vallahi benim ses sana. Açık. Yok. Tamam lan. Şok oldum. Çarmıhan'ımın Hanım'ın bile dili sürçesi geldi benim kanalda. Ben anlamadım yani. Yok. Beraber banyoyum şimdi. Hayır, acaba sanki, şeyi seç o zaman sanki benim kulaklığa bile geldi gibi bilmiyorum ama.
Ya hayır. Çünkü vize işlemi yapıyorum. Ya işle alakalı dediğim o. Cinsiyet seçiyorum. Acaba ondan dolayı mı şey yaptım? Ha, olabilir. Olabilir. Evet, çünkü orada şey oho, cinsiyet İngilizce'de... Kültürel toparladı. Nasıl? Yok, toparlamadım. Ben cinsiyet, şey... Cinsiyet nasıl? Mi? Çisil, biz seninle İngilizce'de... laf dalaşına giremeyiz. Ben yenilgiyi kabul ediyorum. Yok, İngilizce'de cinsiyet yazarken... Eren, sen İngilizce mi öğrendin daha demin ayaküstü? Evet. Yok, hayır. Evet. İngilizce'de cinsiyet yazarsınız ya. Cinsiyet seks olarak yazılıyor. Seks oluyor, aynen. Evet. Evet, onun için orada female ya da male seçiyorsunuz. Benim İngilizce kursuna gitmem lazım yani. Onu okuduğum için olabilir, bilmiyorum. Ya bilmiyorum, demiş olabilirim. Olabilir, ne olacak canım? Bir şey diyemedim. Doğru. Neyse, öyle ufak bir vize işlemi yapıyordum. Heyecanlı birazcık bu arada. Martin, ne işlemi? Vize işlemi. Nerelere? Bu biraz ben özel bir soru. Ya. Ya ne, sorulmaz mısın? Ama şimdi böyle ya, heyecanlandı. Çok demedim. Bir gün şey yapalım şey, mı? Evet yani. Ya biz... konuşun. Gelsin ya. Gitmeden önce zaten görüşelim demiştim. Bu arada Emre de söylüyordu. Gis'te geldim. Ama Gis'ten sonra hani şey yapmadım. Ne yani onu? Siz gittiniz diye çok hani... ısrarcı olmayayım dedim. Ne bileyim, çıkıyordunuz, yorgun görünüyordu herkes. Rahatsız etmeyeyim dedim. Hatta babanı gördüm kapıda. O babam, ben anlamadım zaten. Babam bayağı... sonra Kübra'yla birlikte Uber'le gittiler falan hep beraber. Şey yoktu çünkü öyleymiş. Taksi yoktu. Bir tane şey vardı, ilginç bir taksici vardı. Oraya gitmem, buraya gitmem yapıyordu. Herkes zor duruma düştü orada. Bize sen bana en sevdiğin Twitch çalışanı kim diye mi sordun? Evet. He. Şey. Anlamadım, hala cevap gelmedi. Neyi sevmiyorsun? Garvey, Girl on Duty. Kim vardı başka? Tandem Nap. Aa, o da çok ya, iyi. Ya Tandem Nap artık çalışmıyor Twitch'te. Öyle ya. Mi? Evet, evet. Nap ya. Çok severim, ben çok tatlı bir insandır ama peki, artık mesela, Twitch'te değil. Atıyorum, ben Twitch'te çalışmak istesem çalışıyor mu? Çalışabilir miyim? Yok başka ya. Başka yapabiliyor muyum? Yok Kemal. Tabii ki yapabilirsin. Yok. Nasıl yapabilirsin? Harcam, yapabilirsin. Şey çok rahat yapabilirsin. Şöyle, iş olanakları zaten şeyde web sitemizde yer alıyor. Oradan şeyler yani olabilecek pozisyonları inceleyip hangisi uygunsa ona göre başvuru yapıyorsun. Site çünkü... İngilizce değil mi Çisil? Nasıl yani? Yani Twitch'in başvuru sitesi İngilizce. İş olanakları için mi? Aha. Evet, çünkü zaten hali hazırda İngilizce bilmek şirkete girmek için ilk koşullardan biri. Çok rahat yaparsın Kemal. Ooo Kemal. Kemal Eylül'de öğrenecek İngilizce ya. Gideceğim ya, kursa gideceğim. Bırakacağım yayıncılık işlerini. Ben Allah diyorum. Protein ya adam sabır et. Boş bana atarsın bu arada Kemal he. Bomba duruyor mu yanında Kemal? Şu an o kadar zor duruma düştüm ki. Hemen söylüyorum. Bir vize formumsu bir şey dolduruyorum. Evet. Ama pasaportumu hali hazırda verdim. Şeye, konsolosluğa gitti pasaport. Hı hı. Ama bunun içerisine doldurmam gereken bilgileri kafamdan dolduruyorum ve hani şu an Amerika dışında ve Avrupa dışındaki ülkeler yazıyor ve şu an hatırlamıyorum ne yazacağım. Pasaportta olan bilgileri mi oraya yazmak lazım? Evet. Ama nasıl yazacağım ben bunu? Schengen mi alıyorsun? Hayır. Öyle bir hayatımda önemli değişiklikler var. Yurt dışına taşınıyorum ben. Yok, üst kapalı bir yurt dışına taşınıyorum. Evet evet. Zaten yurt dışına çalışıyordum. Şimdi TÜME'ye taşınıyorum artık. Neresine? Yurt dışı neresine? Neresine? İngiltere. Ciddi mi? Evet. Yok, ciddiyim, dalga geçmiyorum. Ben de düşünüyorum evet. Ya. Ben de valla ben artık ben de abi. Ben hep ben... düşünüyorum da. Valla ben çok düşünmüyordum açıkçası. Yani hani öncelikli olarak bir tercih değildi ama. Aa, sana yazamıyormuşum o zaman. Bana mı? Hmm. Evet evet, chatte bak diyorlar. E-Devlet'ten direkt görüyorum. Allah kırış yaptık, iyi mi? Aa, süpersiniz. Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten işte hep beraber olmanın faydaları görüyor musun? Gerçekten. Benim bak dediğim şey buydu. Bizim chatin bağlılığı ve böyle karşılıklı birbirimize yardımlaşma. Evet, çok teşekkür ederim. Ya bir kural ihlal olduysa gerçekten yanlışlıkla olmuştur. Bunun altını çizelim yani. Ya bilmeden şöyle olmuş. Düşünebilirsiniz. Sonuçta kurallar aslında son derece açık ve net. Yani riskli alanlara girmediğiniz sürece genellikle çok bir sıkıntı çıkmıyor. Ya şeyi düşünmek lazım bana kalırsa. Hani bu yaptım hani acaba kurallara aykırı olur muyu düşündüğünde insan aslında birçok kez kurallara aykırı bir şey oluyor genellikle. Hani bir düşünüp ona göre ilerlemekte fayda var. Bu arada cidden çok teşekkür ederim değerli sohbetimiz. E-Devlet inanılmaz bir fikir. Çünkü çok zor durumda kalmıştım ve bunu bugün bitirip yollamam lazım 12'ye kadar. Ne demek. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Chat'ime burada hemen...
Peki şimdi ufak bir problem daha var. Hemen çözelim efendim. Efendim benim doğum yerim şehir olarak değil de bir şehrin ilçesi olarak yer alıyor. Ama burada sadece şehri seçenekleri var ve ben bunu geçenlerde nüfus müdürlüğüne gidip bir kağıt çıkarttım. Ama o kağıdın orijinali gitti. Şimdi bunu tekrar çıkartıp buraya yazarsam acaba yarın sabah gidip bu kağıttan tekrar çıkartabilmeyeyim? Son gittiğimde 2-3 saat sürdü. Şehir yaptıramıyorum. Yaptırmak için bayağı ciddi bir şey, mahkeme kararı gibi bir şey gerekiyormuş. İlçeyi evet. Şehir yaptırmak için mi? Bayağı... Evet, ilçe yazınca şehir yaptırmak için ciddi bir problem. Hangi ilçe? Onu bir nüfus müdürlüğünde çalışan bir Kemal yanlış belediyede... yazdı. Kemal yanlış. Nasıl? Kemal ilçeyi şehir yapmayacak. Kendi kimliğindeki şehri başka hayır, bir ilçeyi şehir yazdıracak. Ya. Evet. Tamam, nüfus yok kimlikte yazmıyor. Kimlikte şey kesin yerine vardır. İlçesini yazmışlar. İkametgaha gideceksin. Oley be, hep beraber dolduruyoruz. Gittim işte, son gittiğimde 3 saat sürdü, bir belge verdiler ama o belgenin orijinalini yolladım. Şimdi tekrar mı çıkartacağım bu süreç için, diğer süreç biri için? Şey dedi, dedi şehir seç, bir şey olmaz dedi. Şehir seç, bir şey olmaz. Bir şey olmaz mı dedi? Kimlikte yazan şehir doğduğun şehirdir. Bu arkadaşımı alkışlayabilir miyiz toplu? Ya Allah razı olsun. Gerçekten. Sağ ol kardeşim. Sağ ol. Güzel etkinlikte bana yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bu arada bize başvurulan çok ilginç sorular soruyorlar böyle. Biz şok geçirmiştik. Bu Broadcaster Royal için bize başvurusu yapıyorduk bazı partnerlerimizle. Çok abidik gubidik sorular gelmişti. Şok geçirmiştik okurken. Ne var mesela? Mesela böyle... Bana mesela bir şey sordu. En enteresan ne sorabilir bana? Kemal hiçbir şey demiyorlar ya bir de. Bir tane böyle şeyle ilgili soru vardı. Hiç suça karıştınız mı falan diye. Ama böyle şey biraz kapsamlı bir soru. Yayında sormam doğru olmayabilir. Ben bayağı şok geçirdim. Hani bunu yapan biri söyler mi hani? Nasıl yani diye. Yani convicted olmak yani hani şey olmak gerekiyor sanırım. Yargılanmak ve işte ardından bunun siciline işlenmesi gerekiyor sanırım. Hani öyle bir yazılan bir şey herhalde. Yoksa kimse yazmaz öyle bir şey oraya. Peki mesela tahmin ediyorum. Yeterli seviyede İngilizce ya da işte yabancı dilin yok gideceğin yerdeki. oradaki kişi seninle Türkçe konuşuyor mu yoksa o dili konuşmak zorunda mısın? Böyle şöyle genelde İngilizce konuşuyorlar. Şey gibi oluyor. Nasıl bir örnek versem. Mesela benim önümde bir tane teyzenin başına gelmiş Londra'dayken. İngilizcesi hiç yoktu. Torununu ziyarete gelmişti. Onun için mesela orada ben yardımcı oldum. İlla ki o sırada biri oluyor. Hani oradaki ne denir ona? Vize görevlisine şey yaparsanız hani gelebilir miyim diye izin isterseniz. Çünkü o sarı sınırı ya da kırmızı rengi değişiyor onların. Sınırı geçmeyip hani gelebilir miyim yardımcı olmamda bir sakınca var mı derseniz İngilizce biliyorsanız. He. Evet ya da hayır diye size izin veriyorlar. Gidip yardımcı olabiliyorsunuz. Alırız lan Jurox biz alırız o zaman ha. Alırız. Vallahi alırız. Alırsınız, problem olacağını sanmıyorum. Yani orada zaten hani genellikle benim bildiğim kadarıyla şeye bakıyorlar. İrtica edip etmeme olasılığınıza. İşte burada hali hazırda nasıl denir ona? Böyle bir şey. İşte burada bir işiniz var mı? Ya da okuyor musunuz? He, aynen. Ya da gelir güvenceniz var mı? Gibi şeylere bakıyorlar ki hani oraya kaçak olarak gidip bir mülteci olarak yasal olmayan yollarda ülkede bulunmayın diye. Ya Türkçe ile ilgili şöyle bir şey var. Bu arada çok haklılar bu arada chat. Bazen bazı kelimelerde zorluk çekiyorum çünkü benim Türkçe iş konuştuğum yani en azından iş arkadaşım yok şu anda. Onun için ağırlıklı olarak hani İngilizce konuşuyorum. Bazen karışıyor kelimeler. Özür dilerim ve çok nahoş bir durum farkındayım. Bir de ben güzel Türkçe konuşmayı da severim. İngilizce diyorlar doğru mu? Yani bence değil. Bence çok daha zor olan vizeler var. Ya ben İngiltere'de yaşayan arkadaşımdan duymuştum da İngiltere vizesini zor alırsın demişti bana. Yok şöyle. İngiltere vizesinde ben şey yaptım. Hani normal belgelerin varsa halihazırda bir yerde çalışıyorsan ediyorsan herhangi bir problem olmuyor. Mesela oradan biri sana sponsor da olabilir. Bir akraban vardır ya da bir arkadaşında kalacaksındır. Belediyeden bir yazı çıkartıyorlar. Onu yolluyorlar. Ona istenen hani burada kalacaktır, sorumluluğunu ben alıyorum tadında bir yazı o. Onun pozitif etkisi oluyor ama hani durup dururken ne uçak biletin var, ne otel rezervasyonun var hani. Ne bir yerde çalışıyorsun, ne öğrencisin. Yani irtica etme olasılığı yüksek biriysen evet zor tabii ki. Bu her ülke için geçerli ama illa ki hani İngiltere özelinde değil.
tavsiyem önce 6 aylık vizeye başvur. Sonra hani 1 yıl, 2 yıl diye. Çünkü İngiltere'de şey var. Vize istediğin süreyi sen belirliyorsun. Adım adım yükseltmekte daha çok fayda var diye ben duydum. Ama ne kadar doğrudur bilmiyorum. Sadece ben öyle yapmıştım. İşe yaradı. Ben mesela festival için gideceğim. Hangi festivale gidiyorsun? Reading Festival'a gitmeyi düşünüyorum. Aa, güzel, güzel. Şey yaparsın yani biletleri alıp otelini, uçağını falan rezervasyonunu yaptırıp yani güzelce o planı açıklarsın işte. Zaten hesabında belli bir oranda para olması gerekiyor. Orada gittiğin dönemde hayatını idame ettirebileceğini kanıtlayacak şekilde. Onun için bence hiç sorun olmaz. Kemal beni de götürsene lan oraya. Biz şey Eray biz Coachella'ya gideceğiz Eray. Kemal sen ne yapıyorsun? Abi şeyi biliyor musun? Mersin'in ARC Festivali. Bir şey söyleyeceğim. Şu an kimse gülmesin bir dakika. Çok önemli bir konuya parmak basmak istiyorum. Anadolu'daki festivallere hiç gittiniz mi bilmem ama inanılmaz zevk verir. Vallahi öyle. Vallahi öyle. Bayılırım yani. Bayılırım. Özellikle Çilek Festivali falan oluyor. İnanılmaz bak, yani. Harbi, bak, muhteşem Narenciye geçiyor. Narenciye Festivali'nde ne yapıyorlar biliyor musunuz? Limonlar, portakallardan Narenciye falan böyle. Lan vallahi diyorum ya yalan değil. Öyle bu arada. Limonlar, ciddi, ciddi, öyle evet. Öyle Emre öyle bu arada. Böyle koca koca heykeller falan yapıyorlar. Çok çok iyi. Bir gün Mert'e Kemal davet attım mı orada sana? Nereden attın? Son derece güzel geçiyor. Yani böyle bazen insanlar bu konuyu komik bir şeymişçesine değerlendiriyor ama hayır. Ben büyük Anadolu aşığıyımdır. Artık hatta böyle bol bol vaktim olsa da gitsem diye bekliyorum. Ne? Babam geldi şu an. Mehmet amca hoş geldi. Artık aktif olarak Discord kullanıyor. Merhabalar. İyi misin? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyim. Çisil, nereye git biliyor musun? Kimliğini şeye git. Başakşehir var. Orada nüfusluğuna git. Yarım saatte içine bitirirsin, git çıkarsın. Ya Başakşehir bana biraz uzak kalıyor. Ben Sarıyer tarafındayım. Çok terste kalıyor. Londra ile Sarıyer yan yana ya zaten. Ya 3 saat diyorsun. Gözünü sevdim bak. Sen oraya gideceksin. Yarım saatte işi çözeceksin, çıkacaksın. Abi cidden giderim bu arada yani. Onun ama bir şey söyleyeceğim. Orası benim nüfus müdürlüğüm değilse nasıl? Oluyor mu öyle? Herhangi biri oluyor mu? TC vatandaşı değil misin? Öyleyim. Tamam. Gidersin. Nüfus müdürlükleri artık devlet her yerde kimliğini veriyor. Bu devletimiz. Öyle mi? Hadi. Tamam. Ben, çünkü kimliği helal falan olsun. Da değiştirmem gerekiyor. Yetişirse onları da yaptırayım oraya gitmişken. Çünkü bu Tarabya'daki şey nüfus müdürlüğü acayip yavaş. Yok. Burası sakin. Başakşehir. Yarım saatte işini bitirir çıkarsın. Ha, olur valla. Çok teşekkür yani ederim bu arada. Şehirde, değil mi? Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Görüşürüz baba. Gördünüz mü Çitin Hanım? Bak bir chat yardım etti. Ailemden babam geldi. Biz böyle ya. Valla var ya. Çok keyifli işte. Ayrı muhteşem bir yani. Şey oluşturduk burada. Harbiden. Hep bir aile ortamı hep. Hep bir aile ortamı. Hep böyle gülsek. Burak'cum davet atar mısın? Attım. Bak amana koyduğum bak. Önümü kırarsan böyle arabanın yumruklarım. Bizim şeyimiz vardı. Ne yeniyor ona? Vadinin muhtarları. Yok. Türkiye'yi Bastan geziyorduk var. İşte. Glendale yollarda vardı. Hafta sonu turnuvaları vardı. Hatırlayanlar vardır diye düşünüyorum. O zaman bayağı bir şehre gitme fırsatım oldu. Onun için böyle Anadolu muhteşem bir yer. Bilmiyorum ben çok büyük zevkle geziyorum gittiğimde. Ben katılıyorum ya buna. Hatta böyle şey abi, keşke olsa lezzet durakları listesi falan olsa diye istiyorum da. Nasıl? Mesela Kütahya'da çok ilginç yerler var. Ben Kütahya'ya çok hayranım bu konuda. Vali Konağı var orada. Kütahyalı olanlar varsa beni onaylayacaklardır. Vali Konağı diye hatırlıyorum adını. Yani çok ne çok 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 ya. Güzel yemekleri var. Bir de orada acayip bir şokellacı var bir internet kafenin yanında. Çok böyle kendi evet kendi şokellalarını yapıyorlar. Şey vardı ya küçükken hatırlıyor musunuz marketlerde olurdu. Hani böyle şokella Nutella gibi makinası vardı. Kaba kendimiz doldurduk şokellamızı. Aa, çok aynen. Nadir olurdu. Aynen. Çok inanılmaz. Aynısından orada var işte ya o Kütahya'daki yerde. Sadece gidip Kütahya'dan o şokella'dan almak istiyorum. Böyle şeyse yeni şeyse sıcak koyardın ondan böyle sıcak gelirdi. Ya değil mi? Abi çok güzel. Bizim evet. Orada memur vardı ya. Of çok güzel. Hiç olmadı ondan. Ben basacağım sigarayı kendime nasıl bir... Drossin orada meybuz var mıydı? Güzel değil miydi? Biz meybuz her yerde nasıl yapardık biliyor musun? Yani? Artık bir tane Danone alırdık onun üstüne çubuk ondan sonra buzlu. Buza atıyordun değil mi onu? Bir şey değil evet, mi? Evet buza atıyorduk. Şey çay kaşığıyla yapardın. Evet aynen evet. Aynen çay kaşığı.
Mesela çok canımı sıkan şeylerden biri, geçen gün bunu yine konuştum. Bununla ilgili gerçekten algıda yetkililerine sesleniyorum. Sade vanilyalı Viennetta'yı kim kaldırdıysa, ömrümün sonuna kadar onun yüzünden kalbim kırık olacak. Bilsin. Sade vanilyalı değil mi? Süt gibi geliyordu tadı, o değil miydi? Ya inanılmaz. Evet, sade vanilyalı Viennetta artık hep çikolata, sade çikolata vanilya karışık yapıyorlar. Yok, gerçekten sadece... her zaman bum bum, her zaman şum şum, ne bu şum şum bum bum, yeter artık be. Haklı Jiloks, haklı, iyi konuştun Jiloks. Çok sinirlendim ya. Ama nereye gidiyorsun? Yine moralim bozuldu. Neyse, böyle hayatımda kalbimi kıran 3-5 tane şey var. Sade şeyin olmaması, Viennetta'nın olmaması da bunlardan biri. Bir de Milky. Kimse artık Milky de satmıyor. Milky. Hatırlar mısınız? Milky'yi hatırlayamadım ben. Ben de bilmiyorum. Ben hatırlıyorum, buz parmak familyasından. Evet, buz parmak gibi ama sadece süt. Üf. Peki benim niye FPS'im düşük? Bilmiyorum. Sen son kez de uzay dondurması konuşup gideceğim. Tatiliye giden var mı buradan? Ben mi? Odaya mı yetiştiniz mi? Tabii, tatil ya da konuşan ağacın yanında uzay dondurması vardı. Küçük küçük top 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 böyle, hatırlıyor musunuz? Yok, o kadar hatırlamıyorum. Ya da uzay dondurmasını yiyen tek kişi ben miydim? Çok nadir, çok az insan biliyor bu uzay dondurması muhabbetini. Tatilya'nın gelmiş geçmiş en güzel yönüydü. Açık ara farkla. Bici bici yedik ya. Çok, çok güzeldi. Emre, manyak çıktılar, manyak çıktılar. Beni al, beni al. Ya görüşürüz abi, sen çok yanlış bir adamlara bulaştın. Siz neredesiniz bu arada? Bu ay ben yok. Abi biz size RP yapıyorsunuz, ben oynamam bu oyuna. Yo, RP yapmıyoruz. Kemal kendi kendine hırt çıkardı da bir yerde. Ben bu arada ben kaçıyorum. Şu formu tamamlayayım, gitmesi lazım. Kolay gelsin efendim. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. İyi geceler, iyi geceler. Herkese iyi geçler. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın lütfen. Aa, Onurcan buradaymış. Hiç söylemiyorsunuz. Onurcan da ben. Ben de televizyonu soran zaten. Aa, gerçekten sesin çok ilginç geliyor burada. Tanıyamadım. Kalın mı geliyor? Mikrofon yine bir sıkıntı evet, herhalde. Evet, bir sanki senin sesin değilmiş gibi. Neyse, Onurcan inanılmaz resim çekiyor bu arada. Ay, fotoğraf çekiyor. Resim çekmek ne demekse. Teşekkür evet. Ah! Fotoğraf çekiyor da 3 ay sonra elimize geliyor ya. Ya alıştık. Benim nasıl öyle olmadı. Onurcan Bey'in fotoğraflarımı anında yollamıştı bana. Neyse. İşte. İşte. Neyse. Abi drive'a yüklüyorum evet. Abi. 3 ay sonra fotoğraflar gelmiyor abi. Bu arada köpeğimin gelmiş geçmiş en güzel fotoğraflarını Onurcan çekti. Tekrar bir tek, buradan kendisi. Bir tek senin köpeğinden korkmuyorum galiba ben ya. Elsa'dan... Abi çünkü... Aa, bir gün böyle alıp bir şey yapalım ya. Çıksak ya. Bence çıkın. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ben size hep söylüyorum, gelmiyorsunuz. Wolfbox diye köpek kafesi var. Bir gün Elsa'yı getirseniz de çocuk sosyalleşsin. Elsa sosyal olsun artık. Ya Elsa biraz hatta fazla sosyal. Biraz sıkıntımız o bu arada. Yani tamam, gelsin canım. Sosyal. Orası işte şey gibi. Çok güzel işte. Eğleniyor orada. Yani köpek en kafesi dediğim bu arada köpeklere özel cupcake'ler var. Tabii insanların yiyebileceği şeyler de var. Herkes hafta sonu hafta içi köpekleriyle birlikte geliyor. Orada böyle köpekler kendi aralarında oynuyorlar, vakit geçiriyorlar. Bayağı güzel bir yer, biz hep gidiyoruz. Bunu ya, harbi yapmak lazım bunu ya. Emre sen de al, Jurolsu. Evet, gelin işte. Bir dakika, o daha küçük değil mi ya? Efendim? Sizin bir tane köpek var, görüyorum köylerde. Bayağı oldu canım. Erik onu yeni. Hayır, hayır. Oğlan... Köpek kimdi? Köpeğiniz var yeni. Erik. Ama ha, oğlan evet, diye aldık. Dişi evet, çıktı. Dişiymiş. Nasıl anladınız evet ki? Neyse. Erika, ama şey, Erika. Kaç Erika aylık? Şu an 3,5. O da çıkamaz. 3,5 aylıkken dışarı çıkartma. Evet, sakın. Evet, aman çıkamaz diyeyim. Aman diyeyim, şey, rahatsızlanır. Ama şey, Elsa gelir yani. Bir gün atlayın, gelin köpekleri. Orada bir sefer son oynatıyoruz. Ya bir şey söyleyeceğim. Orada var ya, en saldırgan köpeği bile Wolfbox'a getirdiğinde orada sosyalleşiyor. Yani arkadaş ortamında daha farklı davranıyorlar. Hani o da böyle bir şey oluyor hani. Aa, burada sosyal bir arkadaş ortamı var diye ilginç. Bir tribe giriyor giden köpekler. Ben Elsa'yı üzerime koşuyor, kalbim çarpıyor. Korkuyor. Oğlum Elsa ondan koşmuyor. Saldırmaz ki o köpek. Şey, sev beni diye. Ya o evet, insan... selamlamak için. Evet evet, böyle aşık insanlara. Sürekli kendini sevsin istiyor birileri. Elsa öyle bu arada ya. Onurcan'a koşuyor, Onurcan da bayılıyor. Ya. Erik tam dayaklık ya. Vallahi bayılıyor. Ya Lea doğru konuş, ne biçim konuşuyorsun? Onurcan üstüne koştu. Onurcan da gelmedi. Lea hemen geri döndü. Tamam, gelmiyorum. Sakin i̇şte ol diye. İşte benimki biraz öyle değil. Yok, Lea şey değildir yani. Lea böyle nasıl desem. Lea çok sakin bir köpek ama böyle. Oturur etrafını izler, vakit geçirir falan. Çok gereksiz sakinlikte diyebiliriz. Neyse, Elsa'yı da getirmek isterseniz. Tamam, biz Özge'yle konuşmayı ayarlarız. Okey, tamamdır.
Olur, tamam o zaman. O zaman herkese iyi akşamlar. Görüşürüz. İyi çalışmalar. Ben şu vize işlemlerime gideyim. Görüşürüz. Bay bay. Kolay gelsin. Teşekkürler. İyi geceler. Şimdi benim köpeğim yok ya. Ben nasıl geleceğim? Kendini yetirecek herhalde. Bu arada farkında mısınız arkadaşlar? Çok gizemli bir yer buldum abi. Onurcan, bize niye 3 ayda atıyorsun lan? Ne 3 ayı oğlum? Ben direkt atıyorum size. Abi, buranın gizemi ne Emre?